Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdiki çalışmamız makarons kord ipiyle bir çanta örümü yapımı aşamasını sizlerle paylaşacağım. Deri tabanımız var. Siyah bir deri taban kullandım. Ölçümlerini hemen söylüyorum size. Deri tabanın 25 santime 12 santim civarında bir tabanımız var. Çok büyük değil, çok küçük değil, orta boy bir deri taban. Kalın bir ip, bunu tanıyorsunuzdur zaten. Kord makarons. Şimdi öncelikle ben tabanımın ilmek kaydımı yaparak bir ilmek oluşumu sağlamak için ilk aşamasını yaptım. Burada kesiyorum ipimi. Buradan çıkartıyoruz. Arkadaşlar, ince bir tığla yaptım ilk aşamayı. Bu şekilde ilmeğimizi buradan geçirdik arkadaşlar. Ucunu mutlaka yakıyoruz, akmaması için. Şimdi daha kalın bir tığ kullanacağım. İpimizi alıyoruz. Şimdi deneme bir süreci olacak bu. Bir, iki dolgu, bir, iki dolgu olarak gideceğim bu her ilmeğin arasına. Şurada gördüklerinize, şu köşelerde de 3 tanesine ikili yapacağım arkadaşlar. Diğerlerine 1 2 dolgu, 1 2 dolgu devam ediyorum arkadaşlar. Başlıyoruz. Bunu da arada yürüteceğim arkadaşlar. İpimizi şöyle üstünü alıyoruz. Sıkıyorum birazcık. İlk ilmeğimiz. Buraya bir ilmek daha yapıyorum arkadaşlar. Bir dolgu. Tam bu kenardan başladım. Genelde ben tabanlarımın bu kısmından başlıyorum. Kullandığım kısma denk gelsin çantamızı. Ön taraf ya da yanlardan birleşim yerleri görünmesin diye şu kısımları zaten ikili yapacaktım. Şimdi devam ediyorum. İki dolgu yaparak bir iki dolgu devam ediyorum arkadaşlar. Çok basit bir örnek yapacağız bunu yaparken. Tek dolgu. İki dolgu. Her zaman deri tabanımızın ön tarafı bize bakacak şekilde kullanacağımız taraf.
Evet, bu 3 taneye 2 dolgu yapıyoruz peş peşe. 2'şer dolgu yapmış oluyoruz arkadaşlar. 2'şer sık iğne yapmış oluyoruz. Köşeler her zaman gerdirdiği için oraları biraz daha ilmek sayısını fazla tutuyoruz. 2. Şimdi hemen yanına 1 yapıyoruz arkadaşlar. Ortaya 2. Aynı şekilde 1 yapıyoruz. Ve şu kısma 3 taneye 2'şer dolgu ve 1 2 de olarak devam edeceğiz. Köşeleri yine aynı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, bu kısma kadar geldik. Öncelikle söylemek istediğim birkaç bir şey var. Her zaman ben birinci boşlukta 2 ilmek dolduruyorum. Çünkü bir ilmeğin bir boşluk kalıyor arkadaşlar. Yani bir dolgu yeri oluyor. 1 2 1 2 olarak yapmış oldum. Yani şurada ilk başta 2 kere batmış gibi görünsem de burası 1 ilmek olarak 1 2 1 2 olarak takip ediyor. Kenardaki 3 tane deliğe 2'şer dolgu yaptım ve geldim, tam denk geldi arkadaşlar. Umuyorum ölçüsü, dolgusu denk gelecek. Şunu da söylemek istiyorum. Bazen birkaç kere deniyorum. Taban doldurmadı, ipin kalınlığı, inceliği, örnek oluşumu birkaç kez söküyorum, deniyorum. Bazen denk gelmiyor, bazen gerdiriyor, bazen bol oluyor. Siz de deneyerek yapabilirsiniz. Yani birkaç kere yapınca olmuyor diye bırakmayın lütfen. Deneyin. Birkaç, yani 2'şer yapabilirsiniz, 3'er yapabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre dolgu sayılarını boşluklara kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bunlara dikkat edersiniz. Hiç zor bir kısmı yok. Şimdi bu kısımdan ben ilmeğimi alıyorum ve şuradan geçiriyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Şimdi birinci sıramızı tek kanadından yaparak ve şu ilmeğin dibine de batacağım arkadaşlar. Her seferinde şu birinci ilmeğin dibine, dolgusuna batıyorum arkadaşlar. Sık iğne olarak tek kanadına batarak devam edeceğim. Bu hem tabanımın oluşumunu oluşturacak. İlk sıramızı bu şekilde yaparak devam ediyoruz. Sıra bitimine gelinceye kadar. Sıra bitimine geldik. Buradaki ilmeğimizi de alıyoruz. Bakın arkadaşlar, şuradaki boşluk, bunu doldurmuyoruz. Şuradan tığımızı ilmek alıp üstünü almadan çekiyoruz. Sıra birleşimlerinde ve bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu örneğimiz çok basit bir örnek. İpimiz kalın olduğu için birinci sırada yaptığımız gibi ilmeklerimizin sadece tek kanatlarından sık iğne yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Her zaman şu battığım ilmeğin dibini de dolduruyorum. Herhangi bir arttırma, kestirme olmuyor. Burada da doldururken zaten şu ilmeği almayarak bağlıyoruz. Tek kanadından şöyle biraz kalın olduğu için. Bakın arkadaşlar, bu şekilde örneğimiz böyle devam edecek. İstediğim boya gelene kadar tek kanadını alarak devam ediyorum.
Arkadaşlar, ilmeğimiz, ipimiz burada bitti. İlmeğimizi buradan çekiyoruz. Ucunu yaptım arkadaşlar. Evet, içine onu dikeceğim arkadaşlar. Kaymasın, saklansın. Evet, çantamızın örüm aşaması tamamlandı. Bir tane ip kullandık arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Macarons Pipi Cord kullandım. Bir tane. Gramaj olarak da arkadaşlar, bunun gramajını tekrar söyleyeyim. 500 gram, 120-125 metre civarında. Bir tane bu boyda bir çantayı tabanla birlikte yapabilirsiniz. Hemen ölçülerini de vermek istiyorum. Şöyle tutarsak arkadaşlar, hemen hemen 31 santim kadar genişliği var. Yüksekliği de 19-20 santim civarında. Şöyle bir derinliğine baktığımız zaman da 11-12 santim de derinliği var arkadaşlar. Tabanımızdan başladık. Çantamızı çok basit bir örnekle, çok da güzel bir örnek oldu arkadaşlar. Şimdi ben buralara iğne koydum. Onların sebebini söyleyeceğim. Çantamızın astarlarını hazırladım. Diktim arkadaşlar. Şöyle onlara da iğne taktım. Şöyle bir daha göstermek istiyorum. İğneler batmadan. Evet. Çantamızın iç kısmı, cepleri, tabanı için şöyle içten dikiş yapıyoruz. Taban derinliğini vermek için arkadaşlar. Ütüledim. Kenarına da şöyle bir kordonum vardı arkadaşlar. Çanta sapları için, askı için kullanılabilecek metreyi de almıştım. Ondan astarımıza da diktim. İçine monte edeceğiz bunu. Şöyle çeviriyoruz. Cep kısımları bizim bedenimiz tarafında kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Ve bileşim yerini de bedenimize getirecek şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Böyle içine yerleştireceğiz. Astarımızı el dikişiyle çantamıza monte edeceğiz arkadaşlar. Bu kısımlarını işaretledim. Sapları bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Saplarını bu şekilde düşünüyorum. Saplarına da aynı o ipten, yani kordondan, şu kordondan askılar diktim arkadaşlar. İki tane askımız var. Nasıl yapıyoruz? Şu işaretlediğim yerlerin içine önce bunları dikeceğim arkadaşlar. İç kısmı, sonra astarı dikeceğim. Astar içinde hiçbir şekilde ek yerlerde görünmeyecek.
Saplarımız da istediğim zaman bu şekilde bükülebilir. Bunları buraya dikeceğiz arkadaşlar. Ve iki tane de mıknatıs kullanacağım arkadaşlar. İki tane. Şu işaretlediğim sapların dengine gelecek şekilde mıknatıslarımız var. Bunları kullanacağız. İşlemimizin sırasını ben size söylemek istiyorum. Öncelikle saplarımızı çantaya dikiyoruz arkadaşlar. Daha sonra mıknatıslarımızı geçmeli olduğu için astlarına bunları geçiriyoruz. Daha sonra astlarımızı dikiyoruz arkadaşlar. Ve çantamızın işlemini bitiriyoruz. Arkadaşlar, bir çantamızı daha tamamladık. Arkadaşlar, ipimiz makaron, pipi kort bir tane kullandım. Deri taban kullandık. İki tane ahşap saplarımız var arkadaşlar. Saplarımızı bu şekilde monte ettim. Astar kısmına da diktim görüntü açısından daha şık durması için. İkişer tane de mıknatıslı kilitlerimiz var arkadaşlar. Görüntü olarak bitmiş hali böyle. Teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.